100 bin liralık arabayı. Adam 200 bin lira dedi ya. E normal. Ya vazgeçtim, alasım yok artık. Tabii canım, ülkenin bu ya durumunda enflasyon var. Baksana neler oldu. Değiştiremiyorum da arabayı da kaldı. Nasıl? Hoş geldin hanım. How much? 20 lira. Okay. Allah bereket versin. Buyur. Thank you. İşte gel yalar böyle. Anlamıyorum da biliyor musun? Arabayı aldın mı sen? Arabayı almadım işte, alamadım ya. Hello Tugant. Can in cafe einen haben? Natürlich. Ya Berhan'cığım şuradan bir tane kahve versene. Üç bir arada mı abi? Ya fark etmez, ver gitsin ya. Al. Artık para üstüne ver. Okay, dankeschön. Bitti şey. Bunlar boş ver oğlum, araştırma araştırma. Niye veriyorsun ya? Araştırma ortalık. Sanki koyacak yerim varmış gibi o kadar mal aldım. Nereye koyacaksın onları? Ya Berhan, şimdilik eve koydum. Tamam, sıkıntı yok da yani benim acilen depo bulmam lazım ya. E kiralayacağım diyordun bir tane. Baktın ne yaptın? Lan adamlar çok para istiyor. Çok ya. Bu ne ya? Ne diyorsun kardeşim Allah aşkına sen? Ya yürü git içine, yürü. Gelmiş burada saçma sapan hareketler yapıyor. Yürü git. Allah yürü seni ya, bak şunun ya. Abi niye öyle davrandın kıza ya? Nasıl davranacağım oğlum, gel dalga geçer gibi hareket yapıyor bana ya. E tamam da işaret dili kullanıyor, kendini ifade etmeye çalıştı. Ben ne anlarım işaret dilinden Allah aşkına ya. Zaten bu samutlar senede bir defa geliyor. Onlar için de işaret dili falan öğrenemem ben ya. Abi anlamıyorsun da anlamıyorsun diye böyle mi davranılır? E ne yapacağım, gelmiş burada saçma sapan hareketler yapıyor bana. Ben ticaretime bakarım kardeşim ya. Allah'ım yarabbim, hiç yakıştıramadım sana gerçekten. Bir şey olmaz. Oho abim, hoş geldin. Ne ikram ederim, ne alırsınız? Ne o, ne oluyor? Abi ne samut samut hareketleri yapıyorsun ya, konuşsana, dilim mi yok? Kerem, gel oğlum buraya. Geldim, patron buyur. Oğlum müşteri niye öyle davranıyorsun? Nasıl davranayım usta ya? Aynı yılda bir geliyorlar zaten, samut samut hareketler yapıyor. Bir de bunlardan dolayı işaret dilimi öğreneceğim. Git ya. Ya Halit, bak, hayat böyle acımasız işte. Bir bumerang gibi gelip buluyor seni. Hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim bir zaman. Bana bak bana. Söylesene, kaç bahar daha gerekli senin bu yaptıklarını anlamana? İşte hayat böyle acımasız bir öğretmen gibidir Halit. Önce sınava sokar, sonra ders.